Selamlar arkadaşlar. Bugün size kendi yaptığım haş vitesi tanıtacağım. Bu projeye ilk önce internette gördüğüm videolarda rastlamıştım ve ben de kendim yapabilirim diye düşündüm. Bu projeyi Thingiverse isimli sitede paylaşılan 3D printerla yapılabilecek haş vites projeleri arasından bulup indirip biriyle anlaşarak yaptırdım. Projeyi daha kurduktan sonra 15 dakika içinde parçam kırıldı arkadaşlar. Ve bu parçanın çok sağlıklı olduğunu zaten düşünmüyordum. Fakat bu kadar da dandik olabileceğini düşünmüyordum. %100 dolulukla 3 boyut yazıda yapmış olmama rağmen stres noktaları oluştuğu için plastik olduğu için de kırıldı. Dolayısıyla ben bunu daha sonra metal olarak yapmak istedim. Arkadaşlar öncelikle size gerekli malzemeleri sayayım. Daha sonrasında da vitesin nasıl çalıştığını göstereceğim. İlk önce en önemli parçalarımızdan biri USB joystick encoder. Bu parça arkadaşlar bilgisayarımızla iletişime geçen taktığında direkt doğrudan gamepad olarak bilgisayarda tanınan bir parça. Üstünde de 12 tane buton bağlamaya yarayan girişler var. Vitesimizde şu an 7 tane buton var. 6 ileri 1 tane geri olmak üzere. İstenirse buton box yaparak da arttırılabilir. En önemli parçalardan biri budur arkadaşlar. Onun dışında viteste kullanılacak malzemeler arasında yaylarımız var. Tabii ki bunların hepsi videonun açıklama linkinde paylaşılacak arkadaşlar bu parçalar. Aşağıda bulabilirsiniz. Gerekli yaylar ve mesafeleri var. Onları şu an tam olarak hangi değerde hatırlayamıyorum ama aşağıda bulabilirsiniz. Vidalarımız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra M8 gene metrik 8 somunlarımız var. 688 rulman kullanıyoruz. 2 adet. Şurada gördüğünüz gibi. Toplamda 4 tane rulmana ihtiyacımız var. 2 tanesi, bir tanesi burada var. Geri kalan 2 tanesi şu an projenin üstünde. 688 rulman çok bir para değil. Gene 625 rulman gerekiyor iki tane. Yukarıdaki parçanın üstüne kullanacağımız. Manda gözü diye geçiyor Türkiye'de. Ben bunun başka ismi var mı bilmiyorum Türkçe.
Bu parça en önemli parçalardan biri. En çok strese maruz kalacak parçalardan biri. Bu da önemli. Bu da metrik 8 olacak. Gene vidalarımız saplama demiri diyebiliriz. Metrik 8 25 milimetre vitesin ana çubuğu diyebiliriz. Onu kullanıyorum. Onun dışında kilitli vidalar, kilitli somonlar var. Bunlar da önemli. Bazı parçaların kaymaması gerekiyor. Ve switchlerimiz arkadaşlar. Limit switch ya da KLV switch, level switch. Şunlardan bir 10 tane almıştım. Yaklaşık 2-3 dolar falan herhalde. Tam fiyatını şu an hatırlayamıyorum. Şöyle gösterebilirim isterseniz. Bunlar da vitesin en önemli parçalarından biri. Elektronik olarak. Şu şekilde arkadaşlar. Gördüyseniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi vitesin mekanizması burada. İlk önce o kırılan parçanın konumunu göstereyim. Üst tarafta duruyor. Bu parça dediğim gibi 15 dakika içinde kurduğum gibi kırıldığı için daha sonra metalini yaptım. Bunun videoları da birazdan girecek. Alt kısımda şöyle bir parça var. Bunun metal hali var. Bu parça gördüğünüz gibi vitesin geçeceği yerler hazır, kesilmiş şekilde. Aslında burada göremeyebilirsiniz ama bunun çalışma mantığı da şu şekilde. Bizim switchlerimiz vites milim vites çubuğu buraya geldiğinde buna basıyor ve o vitese giriyor oyunda, simülasyonlarda. Onun dışında vitesin alt tarafına bir plastik parça ekledim. Bu plastik parçayla da aşınmayı azaltıp daha yumuşak bir vites geçişi sağladım. Üst taraftaki mekanizmayı da görürseniz arkadaşlar, şurada bir yaylı sistem var. Bu yay bu parçayı aşağı bastırıyor. Aşağı bastırdığı için de vitesin girdiği konumda kalmasını sağlıyor. Bu yükseltiden dolayı. Ve gene ortada tutmasını sağlıyor, gene yukarı geçince. Şu şekilde. Ben bu parçayı ilk önce metalini yaptım. Metal olarak kullanmaya düşünüyordum. Fakat metal parça 3 boyutlu yazıcıda yaptığım kadar hassas olmadığı için vites geçişleri tatmin edici olmadı. Bu parçada 3 boyutlu yazıcıya yazdığımız bu parçada çok fazla strese girmediği için bu parçayı burada tekrardan kullanma ihtiyacı duydum. Gene ortada burada 3 boyutlu yazıcıda yazdırdığımız bir parça var. Bu parçada arkadaşlar yan tarafta rulmanlar var. Ortasından da vites mili geçiyor. Bu vites milini ortada tutan parça bu manda gözü dediğimiz parça. Bu da gene hareketi sağlıyor ve ortada kalmasına yarıyor parçanın. Bunun dışında kablolamaları bu parçadaki gibi yapamadım. Çünkü lazer kesici sadece tek boyutta kesim yapıyor. O yüzden burayı silikonla yapıştırdım, bu switchleri buraya. Gayet de sağlam oldu. Kablolamasını da bu şekilde kenara koyarak arkadaşlar, şu bantladığım kısmın içinde bizim USB encoder dediğimiz gamepad görevi gören elektronik parçamız var. Vitesimiz bu şekilde. Bütün fonksiyonları şu an aktif, yani her şekilde çalışıyor. Size aynı zamanda vitesin bilgisayara bağlı olduğunda nasıl olduğunu da göstereyim arkadaşlar. Çalıştıra joy.cpl yazdığınızda karşınıza şöyle bir gamepad gelecek. Bu gamepad şu an bilgisayarına bağlı olan tek gamepad vites olduğu için bu generic USB joystick. Özelliklere geliyoruz arkadaşlar. Ben tabii ki bunun kablolamalarını test ederek, kontrol ederek yaptım. Geri vites 1 numarada arkadaşlar. Geri vitese taktığımda gördüğünüz gibi 1 numaralı ışık yanıyor. Aynı zamanda işte birinci vitese taktığımda 2, bu şekilde 3, 4, 5, 6 ve 7. Gördüğünüz gibi 1 geri 6 ileri, toplamda 7 fonksiyonlu bir donanımımız var. Bunu Euro Truck Simulator gibi oyunlarda
veya benzeri American Truck Simulator, benzeri vites fonksiyonu olan bütün oyunlarda tek tek bu şekilde viteslerin atamasını yaparak bilgisayarınızda çok rahatça oynayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, haş vitesimiz de bu şekildeydi. Eğer ki bu projeyi yapmak isteyen arkadaşlar varsa yorumlara yazarsa teknik destek sağlamaya hazırım. Herkese de cevap vermeyi hedefliyorum. Devamında size oyunun görselleriyle birlikte bırakıyorum. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.